Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yarın paket satışı olacak bir projeyi inceleyeceğiz. Projemizin adı Castles the NFT Game. Metasource Game bünyesinde olan bir NFT projesi. Dilerseniz white paper'ını bir kısa inceleyelim. Sonra drop satışlarını inceleyelim. Önce Metasource Game'i tanıtayım size. Metasource Game'in amacı kullanıcıların varlıklarını blok zinciri üzerinden takas etmelerini sağlayan dijital koleksiyonları kullanarak eğlenceli, kıtlığa dayalı oyun sunmaktadır. Alcor'da Metasource Game'in tokeni var arkadaşlar. Metasource Cards ve Castle NFT toprakları gibi dijital oyun varlıkları aracıyla pasif olarak kazanılır. Yani bu tokeni pasif olarak bu oyunlardan kazanabiliyoruz. Yine burada Castle NFT'den kısa söz etmişler. Zenginlik, nüfus ve şan inşa etmekle ilgili bir oyundur. Toprakları birleştirin ve krallığınızı büyütmek için sınırlı süreli üretim sisteminde yer alın demişler. Ekip gerçekten şeffaf olduğunu falan belirtmiş burada. Kısaca Castle NFT'ye girelim. Castle the NFT oyunu bir ortaçağ fantezi dünyasında zenginlik, etki ve zafer inşa etmekle ilgilidir. Oyuncular toprak inşa edebiliyor, sınırlı üretim etkinliklerine katılabilir ve krallıklarını büyütebilir demişler. Kaleler aşağıdaki özelliklere sahiptir. 1. Kıtlığa dayalı ekosistemimizde çiftlikler gibi yeni araziler oluşturmak. Yani bizim kale kurup yapabileceğimiz şeyler burada yazıyor arkadaşlar. Birleştirerek arazileri yükseltmek gibi olaylar var. Ekstra günlük ödüller için arazileri bir kaleye yükseltmek, sınırlı süreli üretim etkinlikleri, zaman veya tedarik tüketmeden önce kıtlığa dayalı NFT'ler oluşturmak için diğer oyunculara karşı yarışın demişler. Yani rekabet de var. Oyuncuların oyun içi ekonomiye sahip olmaları için heyecan verici bir yoldur harikalar diye belirtmişler. Kraliyet mühürleri yer alıyor oyunda. Kraliyet mühürlerini kısaca açıklayayım size. Kale ekosisteminin önemli bir parçasıdır demişler. Baron arazi iddialarını, kale iddialarını yenilemek, yeni çiftlikler oluşturmak için kullanılırlar. Yani oyun için çok önemli bir NFT. Ayrıca birçok gelecek zanaatkar ve harika NFT etkinliklerinde bir bileşen olarak kullanılıyormuş kraliyet mühürleri. Kraliyet mührü Vax'da 5 Amerikan doları tutarındaymış. Burada kazançların nereye gittiği belirtilmiş. Arazi kazançları ve birleştirme. Burada yine günlük kazançlardan söz edilmiş. Arazileri birleştirerek oyuncunun bonus ödülleri kazanma şansı olur demişler. Oyunda bol bol bonus etkinlikleri mevcut, NFT etkinlikleri mevcut. Bunu belirtelim. Arazi kıtlığı ve maliyet artışları. Burada maliyet, çiftlik maliyeti, kale kazanma bonusu gibi şeylerden söz edilmiş. Harikalardan söz edilmiş burada. Castle NFT ekonomisinin en heyecan verici yönlerinden biridir. Bunlar oyuncuların oyun içi ekonominin genel kullanımlarından pay kazanmalarına izin verir denmiş. Sınırlı üretim etkinlikleri bulunuyormuş. Gelecek harikasının bir başka örneği yeni çiftlik satın alımlarının ödüllerini paylaşmasıdır. Burada yine yakımlardan söz edilmiş. %50'si ödül sahipleriyle %50'si yakılacak denilmiş. Kraliyet baronlardan söz edilmiş burada. Yine ekosistemin en az ve en değerli parçalarından biridir denmiş. Şu anda baron serbest bırakılan tek kraliyettir. Her gün bir kraliyet baronu sahibi için bir çiftlik veya daha iyisini darp edecek denmiş burada. Yani çok sınırlı sayıda bulunuyor. O yüzden çok nadir parçalardan birisi bu baron. Yine burada sınırlı süreli üretim sistemlerinden söz edilmiş. Yine burada amaçlarını, neyi amaçlarını söylemişler. Oduncu maliyetini anlatmışlar burada. Burada üretimlerin maliyetlerini görüyoruz arkadaşlar. Crafting etkinliği 4 Nisan 18 Nisan arasında olacakmış. 17 Mart 31 Mart arasında oduncu etkinliği olacakmış. Bol bol crafting etkinlikleri var. Gelecekteki özellikler şunlardır. Planlanan özellikler bunlar. Hedeflere ulaşmak için görev ödülleri, oyunculara aktif katılım, üretim ve birleştirme için ödüllendiren festival sistemi,
Karakterler ve paylaşılan masa oyunu modu, masa oyunu karelerinin mülkiyetini işlemek, masa oyunu madenciliği ve daha fazlası diye eklemişler. Şimdi başta da dediğim gibi oyunun yarın paket satışı olacak. Onlara bir bakalım. Linkleri zaten video açıklamasında bırakacağım. Detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Yarın 3 tane paket satışı var. Minstrel Pack, Banker Pack ve King Vault Pack. Bu ikisine whitelist'i olanlar katılabiliyor. Bu public olacak. Bunun fiyatı 10 dolarmış, 33 bucks. Banker Pack'in fiyatı 20 dolar. Şu anda 67 bucks ediyor. King's Vault Pack'te 134 bucks yani 40 dolar. Ya katılabilirseniz iyi gelirler elde edebilirsiniz bu whitelist paketlerine diye ekleyeyim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla içerik gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.